Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti bizimle birlikte olan, bizi izlemeye değer bulan bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Doçent Doktor İsmail Karagöz hocamızla birlikte cevaplandırmaya çalışacağız. Bizlere ulaşıp sorularınızı iletmek için telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 341-2040 mesaj yoluyla bizlere ulaşmak isterseniz eğer cep telefonlarınızın mesaj bölümüne girip dost merak yazıp bir boşluk bırakıp sorularınızı 38-34'e göndermeniz yeterli olacaktır. Son olarak Facebook ve mail adreslerimizi de hatırlatalım. Facebook üzerinden bizlere ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz için facebook.com/merakdost adresine sorularını ve isteklerini mail ve yorum atmak suretiyle iletebilirler. Mail adresimiz merakettiklerimiz@dosttv.com adresine sorularınızı mail yoluyla iletebilirsiniz. Programımıza başlıyoruz. Mevla Teala mahcup etmesin. Değerli hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah. Ömer Faruk Yılmaz Facebook üzerinden bir soru yöneltmiş. Selamünaleyküm muhterem hocam. Düzce'den muhabbetlerimi iletiyorum. Alzheimer hastası anneannem var. Bazen bizi bile tanımıyor. Kendisinin namazlarını nasıl kılması gerektiğini bize anlatabilir misiniz? Bu konuda bize düşen görev nedir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize Allah'a hamdolsun. Peygamberimize salatü selam olsun. Bizi izleyen herkese saygıyla selamlıyorum. Estağfirullah. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemez diyor ayet-i kerimede Cenab-ı Hak. Evet. Alzheimer hastası hiçbir şey tanımıyorsa zaten o namazda mükellef değildi. Yani şuuru, bilinci, aklı başında yerinde değilse şimdi namazın nasıl kılınacağını, namazda okunacak sureleri bunları hatırlayamıyorsa zaten Alzheimer hastası daha çok unutma ile ilgili evet. Bir hastalıktır. Zaten namaz kılmaya gücü yetmiyorsa o artık namazda muaftır. Ama namaz kılmaya gücü yetiyorsa gücü yettiği kadar kılacak. Evet. O ayakta, oturduğu yerde nasıl kılabiliyorsa o şekilde kılacak. Hocam hani bilinci bazen bizi tanımıyor demiş ya. Tanıdığı zaman kendinde olduğu vakit kılacak namazı. Yani bilinci yerindeyse nasıl gücü yetiyorsa o şekilde kılacak. Oturduğu yerden, ayaktan kılabildiği kadar kılacak. Teşekkür ederiz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Ahmet Şimşek selamlarını iletmişler sizlere. Muhterem hocam, devlet 3. çocuk için bankaya hesap açıp oraya belli bir miktar para yatıranlara kendisi de katkı sağlıyor. Yani 100 lira yatırıyorsun, devlet de üzerine 25 lira koyuyor. Bu acaba faiz midir demiş. Hayır, niye faiz olsun? Şimdi bak, biz faizi ya anlayamıyoruz ya başka şeylerle karıştırıyoruz. Faiz dediğimiz şey şu. Faiz daha çok borç para alındığında veya borç para verildiğinde evet. Aldığımız borç paranın üzerinden belli bir zaman geçince fazlasını alırsak veyahut da biz borç aldığımızda aldığımız borcun fazlasını verirsek o fazlalık faiz olur. Evet. Şöyle düşünelim. Mesela benim paraya ihtiyacım var. Sizden 5000 lira aldım. Hı hı. Bir sene sonra ödeyeceğim. Bunu 5500 lira ödersem yani başta böyle şart koşarsak bu 500 lira faizdir. Şimdi bankalarda da böyle. Mesela bankadan kredi alıyorsunuz. Çeşitli ihtiyaçlarınız var. 10.000 lira aldınız. Devlet diyor ki ben, yani banka diyor ki ben bu paraya aylık %1, %1,5, %1,2 evet. Yani %1 alırsa yıllık %12 eder. Değil mi? Evet hocam. 0 nokta yani, küsürlerle gidiyor herhalde sanırım. Biz kolay olsun diye %1 diyelim. Yani evet. Şimdi 100.000 lira kredi çektiniz. Bir sene sonra bunun faizi ne yapar? 12.000 liradır. Yani bir sene sonra 112.000 lira. Bir de onun aylık aldığı için faizin faizi, bileşik faizi vardır. Mesela bir ay sonra 100.000 liraya 100 lira eklenirse ikinci ayda 100.000 100 liranın faizi olur. Üçüncü ayda hep yani o faiz katlanarak gider. Dolayısıyla bu faizdir. Şimdi burada sorudan soruda 100 lira yatırıyorsunuz siz hesaba. Devlet de 25 lira yatırıyor. Bu devletin bağışıdır. Faizle bir alakası yok bunun. Evet. Çok teşekkür ederiz muhterem hocam. Bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hocama da hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Benim bir sorum olacaktı. Buyurun Sibel Hanım. Ben küçükken 8-10-12 yaşlarında namazlarımı kılıyordum ama şimdi tabii biraz hatalarım oluyordu. Evet. Şimdi anlıyorum ben onu. Ben o yaptığı mesela hatalı kıldığım namazları tekrar kazasını yapacak mıyım? Biraz sünnetlerinde oturduğumda, tahiyyata oturduğumda ben Allahümme Rabbena'ya kadar okuyordum. Hı hı. Ama öyle değilmiş. Yeni yeni öğrendiğim için onların hepsini kaza yapacağım mı diye onları soracaktım. Yöneltelim inşallah. Şahsınızda bütün gurbetçi kardeşlerimize selamlarımızı iletiyoruz. Fransa'ya selamlar. Evet değerli hocam. Şimdi hani diyelim ki öğle namazının farzında veya sünnetinde ettahiyyatı okuyunca ayağa kalkılması gerekir. Çünkü ayağa kıyama kalkmak farzdır. Ettahiyyattan sonra Allahümme salli barik de okursak farzı geciktirdiğimiz için sevinç secdesi gerekir. Ama bu bilmeyerek yaptığı için o namazlar inşallah Allah katında kabul olmuştur. Evet. O namazların kazasını yapmaya gerek yok. 5 vakit namazı sünnetleriyle birlikte kılsın. Hı hı. İnşallah Cenab-ı Hak eksikleriyle birlikte kabul eder. İnşallah. Teşekkür ederiz muhterem hocam. İsmail Akmaz sizlere selamlarını iletmiş. Ticari bir malın alış fiyatı üzerine ne kadar kar koymamız gerekir? İslam bunu belirlemiş midir? Şimdi bak, İslam dinine göre ticaret helaldir. Evet. Ticaret dediğim şey, bir şeyi alırsınız, 3 liraya, 5 liraya satarsınız. Yani bir malın üzerine, yani maliyetine mal ettiğiniz, yani bunun satın alırsınız, nakliyeti fiyatı vardır, dükkan, hı-hı, fiyatı vardır. Hepsinin maliyet üzerine, diyelim ki bir malı 5 liraya siz mal ettiniz, üzerine bir miktarda kar koyacaksınız, satacaksınız. Bunun adı ticarettir. Evet. Ve ahallallahu bey'a buyuruyor Cenab-ı Hak. Ticareti Allah helal kıldı. Şimdi ne kadar kar koyacağız? Yani %100 üzerinden mi? Yani %1 mi? %5 mi? %10 mu? %50 mi? Bunun miktarı nedir? Ayet hadislerde böyle bir şey var mı denilecek olursa, ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde satılacak olan malın kar ederken üzerine %100'den %10, %20 gibi bir kar konularak satılırsa, işte meşru şu kadardan fazla olursa, hı-hı, dedim ki %100, %30, %40 olursa bu haramdır diye bir şey yok. Peki buradaki ölçümüz ne olacak? Fıkıh kitaplarımızda bir ölçü var. Gabn-ı fahiş dediğimiz fiyatı piyasa değerinin üzerinde bir fiyatla satmayacağız. Evet. Şöyle bir örnek verelim. Şu bardağın fiyatı kaç lira diyelim? 5 lira. Şimdi biz Ankara'yı hesap edin. Kıza gidiyorsunuz 6 lira, ulusa gidiyorsunuz 5 lira, efendim mahallede bir yere gidiyorsunuz, işte kirası falan daha ucuz olan bir yer 4 lira. Yani o zaman bunun fiyatı ne kadar oluyor? 4, 5, 6 lira. Evet. Demek ki hangi 4 liraya dağılsanız, 5 liraya dağılsanız, 6 liraya dağılsanız bunu piyasa fiyatından almış oluyorsunuz. Çünkü bunun fiyat aralığı 4 ile 6 arasındadır. Hı hı. Ama siz bir yere gittiniz, bu bardağı almak istiyorsunuz. Satıcı da sizin piyasayı bilmediğinizi anladı. Dedi ki 10 lira. Siz de aldanıp aldınız. Siz aldınız. İşte bu gabn-ı fahiş olur. Yani piyasa değerinin üzerinde olmayacak. Evet hocam. Yani o artık o piyasa değerinin üzerine çıkmamak kaydıyla kar %100 de olabilir, %10 da olabilir. Mesela ikimizin tüccar olduğunu düşünelim. Siz mesela bir ürünü vadeli alıyorsunuz. Yani peşin alamıyorsunuz. Dolayısıyla vadeli olduğu için ürünü biraz pahalıya alıyorsunuz. Satarken de ona göre satıyorsunuz. Ya sizin karınız %10 oluyor diyelim. Ben peşin alıyorum, param var. Ve üzerine de sizin kar koyup sizin sattığınızda satıyorum ama ben daha ucuz aldığım için benim karım %20 oluyor diyelim. Sizinki %10 oluyor. Evet. Yani burada aynı ürünü piyasaya aynı fiyatta satıyoruz ama benim karım daha fazla. Niye? Çünkü ben onu daha ucuza aldım. Dolayısıyla buradaki yüzde oranı değil, o ürünün piyasadaki fiyatını, yani hukuk diliyle, İslam hukuku diliyle gabn-ı fahiş dediğimiz müşteriyi aşırı aldatmak, piyasa değerinin üzerinde satmak dinen caizdir. Satılırsa o satan fazla kişi için para haram olur. Evet, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız daha var. Antalya'dan Sibel Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo. Buyurun Sibel Hanım, hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. İncan. Ben hocama şunu sormak istiyorum. Belki çok sorulan bir sorudur ama
biraz işte sağdan soldan duyumlardan biraz sıkıntı duyuyoruz. Onun için banka promosyonları ile ilgili net bir bilgi istiyoruz hocamızdan. Çünkü faizle ilgili çok böyle dehşet ayetler var. Öyle olunca biraz sıkıntı oluyor. Yönetelim. Bir de sizler vasıtasıyla şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Buyurun. Hani devlet memur maaşlarını ödediği zaman bir finans bankası kursa, o yolla memura verse, insanların da içi rahat etse. Hocam da bu işe vesile İnşallah. Olsa. İnşallah. Temennileriniz dua niyetinde olsun inşallah. Afiyet diliyoruz efendim. Antalya'ya selamlar. Tabii biz bu duyarlılığa teşekkür ediyoruz. Şimdi promosyon dediğimiz şey şudur. Eskiden biz maaşlarımızı muhtemet vasıtasıyla memur elinden alırdık. Devlet dedi ki hayır böyle olmayacak. Yani memurun maaşı bir bankaya hesap açılacak, maaşı oraya yatılacak, kendisine bir kart verecek, oradan parasını çekecek. Şimdi dedim ki A kurumu 100 tane memuru var. Hangi bankanın hangi şubesine hesap açacak? Buna o kurumun yetkili amiri karar verecek. Şimdi o zaman tabii bankalar veya banka şubeleri kurumlara dediler ki aman gelin bu hesabı bizim şubemize açın veya bizim bankamıza açın. Biz de size bunun karşılığında mesela dairenize 2 tane bilgisayar alalım veya çoksa bir tane otomobil verelim dediler. Evet. İşte buna promosyon deniyor. Bu şeyde de var. Mesela mağazaya gidiyorsunuz biz. Adam diyor ki şu bilgisayarı benden alanın yanına şu mouse'u hediye veriyorum. Onun adı promosyon oluyor. Yani promosyonlu ürünler. Veyahut da işte 5 kiloluk zeytinyağı alana yarım kiloluk da bir sıvı yağ diyelim ki ayçiçeği yağı veriyoruz diyorlar. Evet. O promosyon oluyor yanında. Şimdi dolayısıyla memurların bankaya hesap açıp paralarını oraya yatırması kendi iradelerinde olan bir şey değildi. Toplu bir karar alıp, var çünkü değil mi? Tabii promosyon alıp almamaları da kendi iradelerinde olan bir şey değildir. Çünkü kurumun yetkilileriyle konuşulan bir şeydir. Bir de biz borç alıp da üzerine bir faiz sözleşmesi de yapmıyoruz. Yani ben senden işte bir aylığına 5.000 lira alıyorum, üzerine bir ay sonra 100 lira alır, 5.100 lira alırım diye böyle bir pazarlık yapmıyoruz. Çünkü faizde parayı yatırırken, yani borç para verirken onun bir de faizi konuşulur başta. Evet, hesaplanmış. Dolayısıyla bu promosyon faiz değildir. Ama biz bunu bankadan aldığımız için, bankada haram bir işle meşgul olduğu için, hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam faizi alana, verene, faiz işlemini yapana, faiz işlemine şahit olana lanet edildiği hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Evet. Dolayısıyla benim kanaatim promosyonun alınabileceği yöndedir. Ama hani fetva verenler, soruları, dini soruları cevaplayanlar ne söylerler söylesinler, kişi kalbinin fetvasına bakmalı. Kalbi mutmain olmayanlar bankada bir defa o promosyonu bırakmasınlar. Zaten bırakılmıyor. Şimdi memura başbakanlığın genel müdürlüğü ve otomatik olarak maaşlarına ekleniyor. Yani bence onu alıp yiyebilirler. Ben o kanaatteyim. Ama bazı arkadaşlarımız mesela bizde hayli altındaş diyor ki olmaz kardeşim yemesin diyor mesela. Ama buna faizdir, haramdır kimse diyemiyor, denmez. Orada çünkü, herhalde düşünce hocam meşru olmadığı için değil mi? Tam manasıyla meşru olmadığı için. İsterseniz orayı biraz açalım. Yani şimdi meşru şeyini karıştırmayalım. Yani promosyonu şimdi ben banka memurum. Benim maaşıma da yani bu yasal hale geldi. İstesek de istemesek de hayır, yasal yani hale geldi. Evet. Yani devlet veriyor. Şimdi şöyle diyor bazıları. Efendim sizin aldığınız paralar helal değil. Niye? Devlet genel evinden de vergi alıyor, içkiden de vergi alıyor, kumardan da vergi alıyor, piyangodan para alıyor. Kardeşim devletin helal kazancı da var. Namuslu vatandaşlar vergi veriyor. Öyle değil mi? Ya. Dolayısıyla ben çalışıyorum karşılığımda, çalıştığımın karşılığında devlet bana maaş veriyor. Dolayısıyla devlet filan yerden de para alıyor, senin maaşın helal değil demek doğru değildir. Bu bir. İkincisi promosyonla da promosyon ilave verilen bir şeydir. Bankanın kendiliğinden verdiği bir şeydir. Dolayısıyla bu bağış mesabesindedir. Sadece buradaki şaibe işte bankanın meşgul olduğu alanın
sizin tabirinizle gayrimeşru olmasıdır. Evet. Yani helal bir işle meşgul olmamasıdır. Ama bak şöyle bir örnek vereyim. Buyurun size. Hocam. Şimdi ben inşaatlarda çalıştım talebelik yıllarımda. Kalıp yaptık. Mesela gittik günlük yemesi 50 lira. Mesela sizin gecekondunuz vardı mesela. Ben gittim çatınızı yaptım. Akşama da çalıştım. Bana yemeğim olan 50 lira verdiniz. Ama siz o 50 lira kumardan kazanmıştınız. Benim aldığım para helal mi haram mı şimdi? Helal tabii ki. Ben siz yani siz kumardan kazandıysanız günahı işleyen sizsiniz. Sizin kazandığınız haram. Ama ben akşama da çalıştım. Emeğimin karşılığında alıyorum. Dolayısıyla benim aldığım helaldir. Senin kazandığın haramdır. Bunu da böyle düşünmemiz lazım. Çok teşekkür ederiz muhterem hocam. Açıklayıcı bir cevap oldu. Bir telefon bağlantımız daha var. Ankara'dan Naciye Hanım telefon attığımızda. Alo. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Naciye Hanım. Hoş benim geldiniz. Benim hocama sorum... Buyurun. Hocam ben şimdi bir vakıf için sucuk satıyorum. Ama bu fiyatımda belirlenen miktarın üstüne ben 2 ya da 3 lira kendim de koyuyorum üstüne. Kendim de kazanmak istiyorum. Ben ev hanımıyım. Ben burada haram oluyor mu bana? Ama alan insanlar hani o fiyattan biliyor. Hı-hı. Onlara söylemiyorum ben kar koyuyorum üstüne diye. Evet. Ona söylemek istiyorum hani bana haram oluyor mu diye. Bu bir gönül işi değil mi bu? Yani siz oradan herhangi bir ücret almıyorsunuz. Onların da haberi yok böyle bir şeyden. Hayır. Tamam anlaşıldı. Başka bir sualiniz var mıdır? Başka bir de namazda evet. İkinci mesela elemtereden sonra lilafi okumam gerekiyor ama ben önce lilafi okuyup da arkasından elemtereyi okuduğum zaman seyir secdesi yapmam gerekiyor mu? Evet yöneltelim inşallah hocamıza Naciye Hanım. Afiyet diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Şimdi evet, ikinci sorusundan başlayalım. Seyir secdesi gerekmiyor. Yani ama bu yapılan doğru değil. Yani Kur'an-ı Kerim'in sırasına riayet etmek lazım. Sırasına göre okumalıyız. Elemtere suresi yani Kureyş suresi, Fil suresi. Efendim Fil suresi Lilafi'den Kureyş suresinden önce geldiği için önce Elemtere okunmalı sonra Lilafi okunmalı. Diyelim ki siz dalgınlıkla tersini okuduğunuz seyir secdesi gerekmez. Kasten yapılmaması da gerekir değil mi hocam? Yani kasten yapmayacağız. Doğru değil. Evet. Teşekkür yani ederiz. Yani kasten zaten yapmazlar. Şimdi sorusuna gelince evet. Ben diyor hanımefendi bir vakfa sucuk satıyorum. Yani diyelim ki sucuğun kilosu 30 liraysa 32 liradan satıyor sucuğu. 30 lirası yani diyelim ki 20 liradan aldıysa 32 liradan satınca 10 lirasını kilo başına diyelim. Hani ezbere söylüyorum bu rakamı. Bu kadar olmayabilir. Anlaşılsın diye söylüyorum. Yani bir sucuğun kilosunu 20 liradan aldınız. 32 lira yani toptan 20 liradan aldınız. 32 liraya satıyorsunuz. 30 lirası 30 liranın 20 lirası değeri 10 lirayı vakfa veriyorsunuz. 2 lirayı da kendi alıyorsunuz. Ben evet. Sorusundan böyle anladım. Şimdi bu caiz mi diye soruyor bana. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela siz bu işi yapıyorsunuz. Ben biliyorum ki Furkan Aktepe bu sucukları bir hayır kurumuna satıyor. Aslında ben o sucuğu daha ucuza filan marketten alabilirken sizden alıyorum. Niye? Diyorum ki ya biraz bu sucukların kârı hayır kurumuna gidiyor. Benim de bir katkım olsun diyorum ve sizden alıyorum. Ama siz ben ne biliyorum? Siz bu sucuğun kârını bir hayır kurumuna veriyorsunuz. Bir vakfa veriyorsunuz. Hayır için bu işi yaptınız. Hayır için yapıyorsunuz. Ben böyle biliyorum. Ama sizin ucundan kâr aldığınızı da bilmiyorum mesela. Bilsem belki almayacağım. Dolayısıyla burada bir hile var. Doğru değil. Yapılanı ben doğru bulmuyorum. Evet. Yani çünkü sattığı kimselere diyor ki ben bunun kârını vakfa veriyorum. Halbuki vermiyor hepsini. Bir kısmını veriyor. Yani bunu açıkça söylerse, evet ben bunu satıyorum, bunun %80 kârını vakfa veriyorum, %20 kârını da ben alıyorum derse olur. Ama hepsini vakfa veriyormuş gibi bir intiba ile satıyorum, alıcılar da böyle biliyorsa o zaman burada bir aldatma var. Bir hile var, bir yalan var. O doğru olmaz.
Yani bu hanım kardeşimiz... Velev ki mevzu bahis 1-2 lira bile olsa... Tabii değil. 50 kuruş olsun isterse, 5 kuruş olsun. Evet. Miktar önemli değil. Dolayısıyla bu hanım kardeşimiz iyi bir şey yapıyor. Allah razı olsun, güzel. Ama bunu desin ki, bunu açıkça yapsın. Evet, evet ben bunu bunun karının %80'ini vakfa veriyorum. Kendim de emek sarf ettiği için %20'sini ben alıyorum. Veya %90'ını vakfa veriyorum, %10'unu da ben alıyorum. Karının desin. Yani satın alan kimseler bunu bilirse... O zaman bir problem olmaz. Teşekkür ederiz. Muhterem Hocam, böyle kuruşlu hesaplara girmişken Murat Akdoğan Beyefendi sizlere selamlarını iletmiş. Şöyle bir soru yöneltiyor. Muhterem Hocam, büyük marketlerde özellikle alışveriş yaparken işte falanca marka margarin yağı 99 kuruş, 1 lira 99 böyle bir kuruş kalacak şekilde fiyatlandırmalar var. Ve nihayetinde biz bunları aldığımız zaman diyor bu bir kuruş bize gelmiyor. Acaba bu satıcı için biriken bir kuruşlar kendisi için bir haram vesilesi olur mu? Siz helal etmiyorsanız haram olur tabii. Yani 100 kişinin alışveriş yaptığını düşünün. 100 tane bir kuruş 100 kuruş eder. Yani. Öyle değil mi? Şimdi ben böyle bir alışverişe şahit oldum. Hep işte bir kuruş bir kuruş 2 lira değil de 1.99 yapıyor. İşte Visa kartıyla da alışveriş yapacağız. Küsuratlıydı, yuvarladılar. Yani diyelim ki 1 lira, şöyle diyelim 18 lira 97 kuruşken 19 lira yaptı. Yani dedim ki kardeşim niye 17 lira 97 kuruş yapmıyorsun da ya 18 lira 97 kuruş 19 lira yapıyorsun? Ne olacak canım diyor. O zaman benden yanına küsuratını yap. Yani. Üstelik de ben kartla çekiyorum. Dolayısıyla burada bir aldatma var. Satıcılar açısından alıcı, müşteri hakkını helal etmediği sürece helal olmaz. Kandırma olur. Bir kuruş bir kuruş. Peki böyle helallik, haramlık olmasa? Bak günde 1000 kişi alışveriş etse. Çok büyük meblağlar. 1000 kuruş eder. Değil mi? Öyle etmez mi? 1000 evet, kuruş eder. Yani bunu her gün için düşünün. Çok muazzam para paralar. Eder. Evet. Tabii. Peki helal alışveriş yaptıktan sonra yani helallik haramlık gözetmedi adam. Fişini aldı döndü gitti. Yani helal ediyorum da demedi, haram ediyorum da demedi. Razı gibi. O zaman bir problem yok. Yani, ben al bir önemlidir bir kuruş helal olsun diyorsan problem yok. Helal etmiyorsa kul hakkı gider. Yani ya koymasın 1.99 demesin 2 desin. Evet hocam. Bu şekilde çözebilir. Evet. Teşekkür ederiz. Bir Avrupa'da telefon... bak Furkan Bey. Avrupa'da evet, bir fenik. Ben Almanya'dayken o zaman mark vardı. Bir feniği veriyor adam. Ya hatta öyle bir Hoca Efendi ile alakalı bir kıssa var hocam. Bir telefon bağlantımız evet. var. Akabinde onu anlatalım inşallah. Ayşe Hanım Isparta'dan bizleri arıyorlar. Alo. Alo hoca. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun. Allah razı olsun hepinizden. Amin. Hocama benim bir sorum var. Buyurun. Şimdi akşam namazının ardından, ikindin namazının ardından ilk kazaya kalan namazlar kılınmaz diyorlar. Nasıl doğru hocam? İkindi namazından sonra mı? Evet. Evet. Ama ilk kazaya kalan, hani bugünkü yarınki kazaya kalan değil. Evet. Bir de akşam namazının ardından kazaya kalan kılınmaz deniyor hocam. Evet. Hani farzdanki kaza kılınmaz diye duydum. Anlaşıldı. Hani ben öyle kılıyordum hep hocam. Anlaşıldı. De. Efendim selam ediyoruz Isparta'ya, Gül Diyarı'na. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun. Akşam namazından sonra da kaza kılınır, ikindi namazından sonra da kılınır, sabah namazından sonra da kılınır, yatsı namazından sonra da kılınır, önce de kılınır. Sadece namaz kılınması mekruh olan 3 vakit hariç. Bir, güneş doğduktan 45 dakika geçince. Öğle ezanı okunmasına 10 dakika kalana kadar ki o 10 dakikalık zaman diliminde. Bir de İkindinin farzı kılınmadıysa, ikindinin farzı hariç, güneşin batmasına 45 dakika kalınca artık kaza namazı da kılmaz, nafile de namaz kılınmaz. Sadece o gün iki namazı kılınmadıysa farzı kılınabilir. Dolayısıyla bu 3 vakit hariç farzların öncesinde ve sonrasında kılınır. Diyelim ki siz ikindi namazını kıldınız, ikindi namazından sonra nafile namaz kılmaz. Ama siz kaza kılmak istiyorsunuz, kerahat vakti de girmedi. Kılabilirsiniz. Ta ki kiraat vakti evet. girene kadar. Akşam namazını kıldınız. Kaza kılmak istiyorsunuz. Yatsıya kadar kılabilirsiniz. Efendim yatsı namazından sonra kaza kılmak istiyorsunuz. Sabah namazına kadar kılabilirsiniz. Sabah namazını kıldınız. Güneşin doğmasına daha 20 dakika var. 20 dakika güneş doğuncaya kadar kaza kılabilirsiniz.
Güneş doğunca 45 dakika geçtikten sonra tekrar kılabilirsiniz. Ne zamana kadar? Efendim öğle ezanına 10 dakika kalana kadar. Evet, teşekkür ederiz muhterem hocam. Evet. İzleyicimiz selamlarını, muhabbetlerini iletmişler sizlere. Babam ölmeden önce kendisinin görüntülerini videoya çekmiştim. Şimdi akrabadan veya bazen zaman zaman biz babamın bu görüntülerini izliyoruz. Bu görüntülerin izlenmesi babama bir azap vesilesi olur mu? Olmaz. Bu bir gölgedir. Hiçbir azap olmaz. Yani başkalarının yaptığından dolayı yani velâ tezûr ve zirûtun zirûhra hiçbir günahkar başkasının günahını yüklemez. Yani senin işlediğin sana, benim işlediğim banadır. Senin yüzünden, yani ben seni kötüye, harama, günaha yönlendirmediğim sürece senin işlediğin günahtan dolayı ben sorumlu olmam. Yani benim babamın, annemin, oğlumun, eşimin, kızımın işlediği günahtan dolayı ben sorumlu olmam. Eğer ben onları bir günaha sevk edersem o zaman sorumlu olurum. Ben öldükten sonra benim oğlumun, kızımın yaptığı işten dolayı ben sorumlu olmam. Allah razı olsun. Tabii bunun istisnası var tabii. Yani istisnası nedir? Yani siz kötü bir çığır açmışsınız. Mesela bir içki, bir marka içki üretmişsinizdir. O içki içildiği sürece sizin amelinize, amel defterinize günah yazmaya devam ediyor. Aynı şeyler iyi şeyler için de söz konusu. Söz konusu. Evet. Teşekkür ederiz. Muhterem hocam, özel günlerinde hanımlar diş çektirebilirler mi? Çektirebilirler. Yani hanımefendiler adetliyken veya lohusayken diş de çektirebilirler, dişlerini de yaptırabilirler, dişlerini de doldurabilirler. Bir sakıncası olmaz. Camiye ve mezarlığa gitmelerinde bir problem var. Mezarlığa gidebilirler. Camiye mecbur kalmadıkça gitmesinler. Evet. Yani adetli hanımlar, cünüp olan kimseler camiye girmezler. Efendim yani girmek durumunda iseler, yani girmek zorunda kalırlarsa girip çıkarlar. Evet. Çok teşekkür ederiz muhterem hocam. Eskişehir'e uzanıyoruz. Fahri Bey telefon attığımızda. Alo. Efendim. Buyurun Fahri Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı programlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Her ikinize de selam ediyorum. Allah razı olsun. Furkan Bey, Sayın Hocama iki sorum var. Birisi. Buyurun. Umre içinde vekalet caiz oluyor mu acaba? Hac için biliyoruz ama umre içinde herhangi birini vekaletle göndermek diye bir şey oluyor mu? Evet. İkincisi ise dün bir evime misafir gelmiş, şöyle bir aramızda konuşma oldu. İşte deniliyor ki yani hep öyle biliyoruz, çocuk rızkıyla doğar. Evet. Deniliyor ve böyle iman ediyoruz, böyle inanıyoruz. Komşum, misafir komşum dedi ki ya kardeşim böyle olur mu? Biz çocuk doğsa bile ne eziyetlerle büyütüyoruz, ne sıkıntılar çekiyoruz. Yani ne masraflar ediyoruz, hiç havadan para gelmiyor, nasıl rızkıyla geliyor bu gibi. Ya bu konuda hakkında hocam bize bilgi verebilir mi? Yöneltelim inşallah. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Fahri Bey. Eskişehir'e selamlar efendim. Şimdi evet, ikinci sorudan hocam başlayalım. Fahri Bey o komşusuna desin ki Allah şu atmosferdeki temiz havayı, oksijeni çekiverse hadi bakalım yaşasın da çocuğunu yaşasın da bir görelim bakalım. Ya oksijen rızkı var havada bir kere. Değil her şeyden öte değil mi hocam? Bakın bir insanın dünyada yaşayabilmesi için asgari 4 şeye muhtaç var. En önemlisi temiz havadır. Siz ağzınızı burnunuzu kapadın, hiç hava almayın, 5 dakika yaşayamazsınız. Hangi fabrikada üretiyoruz bu temiz havayı biz? İnsanoğlu nerede üretiyor? Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle meccanen verdiği bir şey. Bu rızık değil mi? Ekmekten daha çok muhtacız, sudan daha çok muhtacız. Birisi bu. İkincisi sudur. Suyu da Allah bedava veriyor bize. Hangi fabrikada üretiyoruz? Sadece şişeliyoruz. Uzaktan yakına getiriyoruz. Yer altından yer üstüne çıkartıyoruz. Efendim evlerimizin içine koyuyoruz. Ama suyu var eden, yaratan yağmur suyuyla, kar suyuyla, yer altı suyuyla Cenab-ı Hak'tır. Evet. En çok muhtaç olduğumuz şey de odur. Yani su hayattır. Şeyden sonra. Yani temiz havadan sonra, oksijenden sonra ikinci sırada suydu. Suyu da Allah veriyor. İşte rızık su. Su rızık değil mi? O Fahri Bey'in komşusuna söylesin bakalım. Suyu kim veriyormuş? Allah 10 sene Türkiye'ye yağmur vermeyiverse ne yapacak bakalım? Allah muhafaza. Değil mi? Ya. Üçüncüsü, efendim insan vücudu 36 derece yani sıcaklığa göre ayarlanmıştır. 36-37 derece. Siz 37-38 olunca insan ne yapıyor? Metabolizma şaşıyor. 39-40 olunca yanıp gidiyor. Biliyorsunuz 100 derecede su buharlaşıyor. Artı 100 derece, eksi 100 derecede de donuyor. Şimdi dünya ile güneş arasındaki uzaklık öyle ayarlanmış ki
yüce yaratıcı tarafından dünyada biz insanların yaşamasına uygun hale gelmiş. Eğer dünya güneşten azıcık daha uzak olsaydı her şey donardı diyor konunun uzmanları. Güneş dünyadan biraz daha uzak olsaydı, yani ikisi arasındaki mesafe biraz daha açılsaydı bu sefer donardı. Biraz yaklaşsaydı bu sefer de sıcaktan kavrulurdu. Dünyada yaşamak mümkün olmazdı. Bu da bir nimettir. Bunu da veren Hazreti Allah'tır. Gelelim gıda maddelerine. Gıda maddelerinin üretiminde insanoğlunun biraz emeği var. Ekmeği düşünelim. Ekmeğin sofraya gelince kadar efendim buğdayı tarlaya ekeceksin. Büyüyecek, biçeceksin. Efendim işte buğdayı un yapacaksın. Unu hamur yapacaksın. Hamuru fırında pişireceksin. Ekmek yapacaksın. Bizim bir emeğimiz var. Tamam, güzel. O buğdayın yetişmesini sağlayan güneşi kim ve kim var etti? O toprağa buğdayı yetiştirme yeteneği, özelliğini veren kim? Yağmuru veren kim? Toprak yetiştirmese, yağmur yağmasa, güneş hiç ışığını, ısısını vermese biz ne yaparız ki? Perişan oluruz hocam. Onun için Allah herkesi rızkıyla yaratıyor. Hiçbir insan kendisi için takdir eden rızkı almadan ölmeyecektir. Ağzımızı yağmur tepemize yağsın diye beklemeyeceğiz. Biraz biz çalışacağız işte. Ekmeği soframıza getirince kadar sadece gıda ürünlerinde şu ceketi yapmak için çalışacağız. Efendim buğdayı unu hamura ekmek yapacağız. Domatesi dikeceğiz, yetiştireceğiz. Ama sadece bizim bunların yetişmesinde sadece bizim emeğimiz yok. O Fahri Bey komşusuna söylesin. Domatesin rengini kim veriyor? Efendim elma ağacında elmayı, ceviz ağacında cevizi, armut ağacında armutu kim veriyor? Kim yetiştiriyor? Hocam vaktimizi açtık. Son orada güzel önceki sözünüz soru vardı. Onu reklamın ardından cevaplayalım. Kişi kendisine verilen rızkı ölmeden... Hadis-i şerif var. Hiçbir kimse kendisi için Allah'ın takdir ettiği, verdiği rızkı almadan ölmeyecektir. Onun için diyor ki Peygamberimiz, onun için rızkınızı haramdan değil helal yoldan İnşallah. Elde etmeye çalışın. Teşekkür ederiz. Rızkını helal yollardan temin eden kullardan olmamız duasıyla kısa bir reklam arasının ardından birlikteliğimiz kaldığı yerden devam edecek inşallah.